1949 yılı Ekim ayında bir gün, görev yaptığı Sütlaç Köyü'ne yakın Bostancı Köyü Okulu'nun ara duvarı, öğretmen Şefik Sınık'ın üzerine çöker. Öğretmen Şefik Sınık ağır yaralanır. Şefik öğretmenin hasta yatağının başında, öğretmen arkadaşı Mehmet Aydeniz ve köylülerden birkaç kişi bekler. Ancak durum umutsuzdur. Dünyanın bütün çiçeklerini, köy çocuklarını, öğretmenlik mesleğini çok seven idealist öğretmen ölmek üzeredir. Sürekli öğrencilerini sayıklar. Bu sayıklaması gün boyunca sürer. Hep öğrencilerini, kaderleri kendisine benzeyen o köy çocuklarını sayıklar. Dünyanın bütün çiçeklerini yanına ister. Son sözleri şu olur: "Bana çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin." Bu acı olayı ve Şefik öğretmenin o duygu yüklü son sözlerini duyan değerli şairimiz Ceyhun Atıf Kansu çok duygulanır. Şefik öğretmenin anısını, idealistliğini ölümsüzleştirmek için Dünyanın Bütün Çiçekleri adlı o duygulu, anlamlı şiirini kaleme alır. Bu şiir, ünlü şair tarafından 1950 yılında öğretmen Şefik Sınık yıllar boyu yaşasın diye kaleme alınmıştır.